Merhaba sevgili Dost TV izleyenleri ve Dost FM dinleyicileri. Bayram Neşesi programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Kurban Bayramı'ndan hepinizi selamlıyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Hepimizin bayramı esenliklerle, güzelliklerle geçsin inşallah. Rabbim daha nicelerine kavuşmayı hep beraber nasip etsin duasıyla programımıza başlamak istiyorum. Bugün sizlerle çok kıymetli bir konuğumu tanıştıracağım. Kendisi uzman psikolog Sevda Ceyhun ve bugün bizlere çocukların dünyasında bayramı anlatacak. Çocuklarla Kurban Bayramı'nı nasıl yaşamalıyız? Onlara bayram sevgisini, değerini nasıl aşılamalıyız? Onlar kurbanın ne kadarına nasıl şahit olmalılar? Yaş gruplarına göre, cinsiyete göre bunları konuşacağız inşallah ve daha nice güzel sorularımız, konularımız olacak. İzninizle öncelikle konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz Sevda Hanım. Hoş buldum Beyza Hanım. Nasılsınız? İyiyim, çok şükür. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Biz de iyiyiz. Bayramınız mübarek olsun efendim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Ben de bu vesileyle tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun. İnşallah daha çok uzun yıllar bu değerimizi yaşamayı ve yaşatmayı Rabbim bizlere tüm İslam alemine nasip eder inşallah. İnşallah. Amin. Allah razı olsun. Bugün çocuklardaki Kurban Bayramı bilincini konuşalım istiyoruz sizlerle. Onlara aslında Kurban Bayramı'ndan da önce daha genel tutalım istiyorum. Çünkü bizim iki bayramımız var ve bunlardan birincisi Ramazan Bayramı. Ramazan Bayramı'nın öncesinde de bir Ramazan yaşıyoruz. Ramazan'la beraber onlara iftarı açıklıyoruz, sahuru açıklıyoruz, bütün gün yememe, içmeme, oruç zamanını açıklıyoruz. Ardından bir bayrama kavuşma sürecimiz oluyor. Ama Kurban Bayramı'na geldiğimizde öncesinde bir, yani Ramazan Bayramı'nda benim dünyamda bir hazırlık süreci var ve çocuğa anlatması daha kolay geliyor işin doğrusu. Ama Kurban Bayramı'na geldiğimizde öncesinde bir hazırlık sürecimiz yok. Yani evimizde hacca giden bir hacımız yoksa, onun belki hazırlıklarına şahit olmak çocukların zihninde güzel olabilir. Ama öyle bir durumumuz yoksa bir sabah uyanıyoruz ve bugün bayram, bugün Kurban Bayramı, bugün kurban keseceğiz, evimize et gelecek ya da belki gelmeyecek. Ve bunu çocuklarımıza anlatmak benim için birazcık daha, benim zihnimde en azından daha karmaşık bir durum açıkçası. O yüzden bu konuyu bugün konuşmak sizlerle çok kıymetli olacaktır. Çocuklarımıza bayramın değerini, bayram sevgisini nasıl aşılayabiliriz? Onların yüreklerine, kalplerine bunu nasıl verebiliriz? Öncelikle buradan başlayalım istiyorum. Evet. Öncelikle bayramı çocuklara anlatıyor olmak çok kıymetli. Hı hı. Çünkü bizim için en kutsal, en değerli günlerimiz aslında. Biz çocuklarımıza bu günleri güzel bir şekilde anlatmadığımızda, onların kalplerine bu manevi tohumları ekmediğimizde orada bir boşluk oluşuyor ve bu boşluğu da maalesef çocuklar başka kültürlerin, batının, bize ait olmayan bir takım kültürel değerlerle doldurmak durumunda kalabiliyorlar. Hı hı. O yüzden bugün bayramı çocuklara anlatmayı, bu değerlerimizi yaşamayı ve yaşatmayı konuşuyor olmak çok kıymetli benim için de. Öncelikle çocuk dediğimiz varlık bir insan aslında. Evet. Ve insan duygu, düşünce ve davranışlarından ibaret bir varlık. Yani biz onlara bayramı anlatırken, bayram sevincini anlatırken aslında duygularına temas etmemiz gerekiyor. Çünkü hı hı. Orada pozitif duygular hissettiğinde çocuk bir şekilde bu bayramın değerini ve önemini anlayacak. Evet, Ramazan bayramında bir aylık bir sürecin sonunda Rabbimizin bize hediye ettiği bir bayram. Ve burayı daha kolay anlatabiliyoruz. Hı hı. Ama Kurban Bayramı bir gün kalkıyoruz ve bayram. Öncesinde bir tek Arife'de belki böyle daha coşkuyu yaşıyoruz. Burada birazcık daha duygulara değinip, duygularına temas edip onların bu coşku halini canlandırmamız güzel olur. Burada da ben şöyle diyorum. Sev, değer ver ve paylaş. Aslında sevgi duygusunu onlarda oluşturmamız lazım. Bunu da nasıl oluşturacağız? Bayramda çocuk hala çocuk olmaya devam ediyor. Onun sevdiği şeyleri yapıyor olmamız lazım. Çocuk neyi sever? Oyunu sever. İşte başının okşanmasını sever. Güzel sözleri sever. Güzel birlikte iletişimi sever. Hocam şimdi bir de bizim bayramlarımızda çok geleneksel. Şeker, çikolata, kolonya. Bu üçlü vardır değil mi? Yani eve gelen ya da kapıdan zilimizi çalan herkese ikram ettiğimiz. Şimdi ama tabii ki çocuklarımızı da baktığınızda şeker tüketmeleri, çikolata tüketmeleri bu noktalarda da günlük hayatta kısıtlamak ve sınırlandırmak istiyoruz. Sağlıklı olan bu olduğu için.
Ama şimdi hani dediniz ya çocuk neyi sever ve bayramda hani o sevgi duygusunu yerleştirmemiz lazım. Bayramda da bu mesela en basit ve her evde gördüğümüz o şeker ve çikolata sevgisini çocukları kısıtlamak bayramda da doğru mu? Yoksa zaten şurada 3-4 gün bir bayram yaşayacak, bu sevgi güzel yerleşsin, bayramı hep iple çeksin diyerek bu tarz sınırlarımızı biraz gevşetebiliyor muyuz? Evet, bayramı iple çeksinler. Orada şeker çok iyi bir onlar için bayramda hatırlayabilecekleri ve hoş hissedecekleri bir araç gibi aslında. Orada biraz sınırlar esnetilebilir. Her zamankinden bir tık daha fazla yiyebilir. Ama şimdi çocuklar şekeri fazlaca yediklerinde bir takım fizyolojik sıkıntılar meydana gelebiliyor. Bazı çocuklar çok rahatsızlanıyor. Bunu anneler, babalar çocuğunun durumunu bilirler. Çok fazla şeker yediğinde ne olduğunu, ona ne kadar zarar verdiğini bunları bilirler. O yüzden ona göre davranabilirler. Ama birazcık oradaki sınırlar esnetilebilir. Hatta ben şunu da önemsiyorum. Bayramdan önce şeker almaya birlikte gidilebilir. Onun en sevdiği. Daha çok güzel. Evet. Onun seçimine izin vermek değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Çünkü hani bu bayramda çocukların güzel duygular hissetmesi ancak onlara değer verdiğimizde, fikirlerini önemsediğimizde, onlara bir şeyler yapma, seçme, söz sahibi olma fırsatı verdiğimizde o zaman kendilerini daha anlamlı ve değerli hissediyorlar. Evet. Ve bayram geldiğinde bu duyguları yoğun bir şekilde yaşadıklarında bayram güzel bir şey. Ben çok hoş hissediyorum. Yani keşke daha fazla olsa diye hissediyorlar ve bir sonraki bayramı bu duygularının bir şekilde zihninde, bedeninde yer etmesiyle bir sonraki bayramı da iple çekiyorlar. O zaman bayramlarda biz en temelde onların hoşuna gidecek sevgi duygusunu hissettirecek, güzel duygular hissettirecek, değerli hissettirecek bir takım durumlara, olaylara yatırım yapmamız gerekiyor. Bu şeker alışverişi olabilir, bayramda biraz şekeri fazla yemesine müsaade edilerek olabilir. Harçlık mesela, harçlık çok önemli. Evet. Bazen hani zaten var harçlıkları gibi düşünülüp, hani her zaman veriyoruz gibi düşünülüp biraz harçlıktan kısabiliyor büyük ebeveynler. Burada ona çok dikkat edelim. Belki bir sene boyunca bu harçlığı bekliyor olabilirler. Onlar için gerçekten çok kıymetli. Evet. Onunla bir şey almayı planlıyor. Şunu alacağım işte bayram harçlıklarımla. O yüzden yaşına göre böyle oradaki miktar artarak ilerleyebilir. Büyük yaş grubuna daha fazla harçlık verilebilir. Çünkü onların işte ihtiyaçları daha masraflı. Ve burada harçlık konusunu da ben dikkat çekmek istiyorum. Orada olabildiğince harçlıktan kısmasınlar. Onlara iyi hissettirecek. Onun dışında güzel sözler söylemeleri, birlikte oyun oynamaları, hikayeler anlatmaları, kendi eski bayram anılarından, Ramazan anılarından, kurban anılarından bahsetmeleri, birlikte gülüşmeleri, birlikte hoş vakit geçirmeleri. Onlar da gerçekten bayram çok güzel, Rabbimizin bizi hediye ettiği çok kıymetli bir şey ve iyi ki var diyebilmeleri önemli. Evet, zaten şöyle de bir şey, mesela şeker kısıtını konuştuk. Akraba ziyaretleri de olabiliyor. Memlekete gidebiliyoruz bayramlarda ve kuzenleriyle mesela işte halasıyla, teyzesiyle, çocuk belki uzun bir aradan sonra ilk kez bayramda birlikte oluyor. Şimdi normalde çocuğumuzu uyuttuğumuz bir saatte ebeveyn olarak, yani genel olarak ebeveynlerin dikkat ettiği bir husustur. Hani şu saatte uyumalı, bu saatte uyanmalı gibi. Ama belki bayram günlerinde bu tarz konularda da yine genişleyerek, biraz daha sınırlarımızı aşarak onların biraz daha hani bayramın ekstra bir gün olduğunu, normal günlerden farklı olduğunu duygularıyla hissetmelerine sebep olur mu acaba? Farklı duygular hissedebilirler bu süreçte. Bir de burada şuna değinmek istiyorum ben aslında. Bayram çılgınlıkları yapabiliriz belki de. Bayram çılgınlıkları. Bunu bir hocamız böyle tavsiye ediyor. Benim de çok hoşuma gidiyor. Bayram çılgınlıklarında ne olabilir? Mesela market çılgınlığı. Evet, çocuklarımız çok abur cubur yesinler istemiyoruz. Evde de bir sürü çikolata var aslında. Ama o gün için böyle güzel duygular hissettireceğiz ya, bir bayram çılgınlığı yapabiliriz burada. Ve markete gidiyoruz. Markette bir dakikalık bir süre veriyoruz ve istediği her şeyi alabilir. Bir dakikada. Evet, istediği her şeyi alabilir. Bir oyuna çeviriyoruz. Bir oyuna çeviriyoruz. Bir dakika bitti dediği anda orada hiçbir şey alamıyor ekstra. Tabii şu süreçte birazcık
Boykot ürünleri de marketlerde olduğu için en sonunda da boykot ürünlerini daha yenileriyle, daha boykot olmayan ürünlerle değiştirmesi için fırsat da tanıyabiliriz. Şu ek olarak bunu geçmiş olabilirim. Oyun çılgınlığı, her güne bir oyun. Çocukların seveceği kutu oyunları olabilir, yaşına uygun deve cüce oyunu olabilir, kelime türetmece oyunu olabilir. Evet. Bu şekilde ya da bir kırtasiyeye götürüp orada yine bir dakikada istediği şeyleri alabilir. Zaten o bir dakika çok kısıtlı olduğu için hangisini alsam, bunu mu alsam, şunu mu alsam diye öyle kucak dolusu bizim altından kalkamayacağımız masraflı şeyler olmuyor. O yüzden bunu yapabilirler. Belki anne babalar bunu yapmıyorsa bile. Teyzeler, dayılar, amcalar, halalar hem de bayramda birleşmiş olmakla birlikte böyle kaynaştıklarında güzel duygular ortaya çıkacaktır. Evet, harika. Gerçekten çocuklarımızda bahsettiğiniz gibi yani bir şeyi aşılamak için duygusunu, davranışını ve düşüncesini dediniz değil mi? Bu üçünü temelde tutmak ve bu üçünü beslemek ama öncelikle duyguyla başlamak. Yani sevgiyi onların kalplerine yerleştirmek. Burada çok fazla yine yaş grubunu konuşacağız hocam ama yani yine de soyut kavramlar ve bayramın asıl yani bir yetişkin için anlamı nedir, bir çocuk için anlamı nedir? Hani burada ayrışıyoruz aslında çocuklarla yetişkinler olarak. O yüzden onlarla da hani anlamı budur, bu anlamı hissedin, bunu bu kadar yaşayın. Bundan önce bayramı sevin ve sevgisi o çocuğun neyle açığa çıkıyorsa o davranışları sergileyerek. Doğru anladık değil mi size? Evet, çok güzel özetlediniz. Teşekkür ediyorum. Ve burada gerçekten yaş dilimine göre farklılık gösteriyor. Önce duygu orada güzel bir kalsın, güzel pozitif duyguları hissetsin. Hı hı. Yaşı büyüdüğünde zaten Ramazan nedir, oruç nedir, bayram nedir, kurban nedir onları zaten öğrenecek. Evet. O duyguyla öğrendiği zaman da bütünleşip değerler olarak onda yer bulacak. Çok güzel. Peki şimdi... Yani giriş yapmış gibi de olduk. Kurban Bayramı'na dönersek bayram genelinden ve Kurban Bayramı'nın yetişkinler ve çocuklar için önemini birazcık açabilir miyiz? Yani yetişkinler için önemini aslında biliyoruz ve hani burada bir hani ilahiyatçı değiliz ikimiz de. Eminim izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz çok daha bu konuda ilmi olarak daha iyi hocalarımızdan bunu dinlerler zaten ama bizler burada yetişkin ve çocuğu ayırt etmek noktasını konuşmamız gerektiğinde neler söyleyebiliriz? Evet, biz birazcık daha bu işin manevi ve dini Allah'ın bize emrettiği ve o dini değerler açısından biliyoruz. Yaş grubuna göre bunu tabii ki de açacağız. Ama en temelde bayramda çocuğun bir takım değerleri, toplumsal değerleri öğreniyor olması gerekiyor. Aslında... Neden öğreniyor olması gerekiyor? Ben buraya da değinmek istiyorum. Biz neden çocuklarımıza kurbanı doğru bir şekilde anlatmayı önemsiyoruz? Onlar aslında yetişkin olduklarında belli bir değere sahip olacaklar. Öncelikleri olacak, bazı hayalleri olacak, hedefleri olacak, istekleri olacak. Evet. Ve bir takım tavır, tutum, davranışlar sergileyecekler bir insan olarak. Onlar da şu an bu insan olarak... elde ettiği değerlerin temellerini aslında erken çocukluk döneminde atıyorlar. Bir insanın karakteri, kişiliği erken çocukluk döneminde inşa ediliyor. Erken çocukluktan kastımız 0-6 yaş gibi mi? Evet, 0-6 yaş en temel bu değerlerin atıldığı yaş dilimi. Tabii ki 12 yaş ve sonrası böyle ergenlik döneminde dahil edersek 0-18 yaş arası çok kıymetli. Ama 0-6 yaş arası çok çok daha kıymetli diyebiliriz. O yüzden karakterin inşa edildiği bir dönem olduğu için bizim bu dönemde bir takım değerleri veriyor olmamız gerekiyor. Büyüyünce öğrenir. Büyüyünce nasıl olsa bunları bir şekilde hissedecek, anlayacak diye bu dönemde fazlaca yatırım yapmayabiliyoruz değerlerimiz konusunda. Buraya dikkat edelim. Bu dönemde inşa ediliyor ve biz o duyguları, o düşünceleri bu dönemde çocukta oluşturduğumuzda daha sonra... büyüdüklerinde kendi elde ettikleri, edindikleri bilgileriyle bir bütün oluşturacak. Çocuk iyi duygular deneyimlemezse, bayram bilgi edinse de o iyi duygular harekete geçmediğinde tam olarak o atmosfere giremiyor, o iklime giremiyor. Evet. Bu noktada baktığımızda. O yüzden neden konuşuyoruz da çok önemli. Burası benim, ben konuşmayı önemsiyorum. Aslında şöyle de düşünebiliriz.
bir Jenga'dan oluşturulmuş bir kule gibi düşünebiliriz çocukları. Ve her bir Jenga parçası bizim ona aktardığımız, yaşamasına fırsat verdiğimiz, yaşayarak onlara öğrettiğimiz değerler gibi düşünebiliriz. Bunlar yalan söylememek, doğruluk, dürüstlük, yardımlaşma, bayramda en çok böyle kazanabilecekleri değerlerden birisi. Paylaşma, başkasının ihtiyacına, yaşadığı zorluğa duyarlı olma, empati kurma gibi. Bu değerleri, bu özellikleri, toplumsal özellikleri her bir Jenga parçasını, fırsatını bulduğumuzda böyle tek tek yerine koyuyoruz. Kurban bayramında paylaşma, yardımlaşma, başkasının acısına, eksikliğine duyarlı olmak gibi. Başka bir zamanda her ne koşulda olursa olsun doğru ve dürüst davranma. Böyle tek tek fırsatı geldiğinde, yeri geldiğinde bu parçaları oluşturuyoruz. Eğer biz bu parçaları koymazsak bir boşluk oluşacak bazı yerlerde ve o bir böyle sallantıda olacak. Ve çocuk da kişiliğini özellikle ergenlik döneminde karakterini inşa etme arzusu hissedecek. Yani neyden hoşlanıyorum, neleri seviyorum, neleri sevmiyorum, ben nereye aitim, benim için önemli şeyler neler, önceliklerim neler. Bunları bilmek istiyor ve bir inşa etmek istiyor. Yani çocukta öncelikle Kurban Bayramı dediğimizde hepimiz de aslında zihninde ilk oluşan kurbanın kesilmesi, çocuğun buna şahit olması, olmaması gibi konular değil de siz öncelikle sosyal ve toplumsal, yani bayramın sosyal ve toplumsal yönüne bakmalıyız diyorsunuz, değil mi? Yani çocukların yine yaş grubuna göre bunları çeşitlendirebiliriz ama özellikle 0-6 yaş grubu içinde ve Rabbimizin aslında bize tanıdığı ne güzel bir fırsat. Çünkü normalde mesaimizin oluşu, yani her insanın bir mesaisi var, her insanın bir koşturmacası var bu dünyada. Ve çocuk da bunun içinde ama bunun içinde o da dönüyor. Ama bayramda bir duruyoruz. Yani herkesin mesaisi bir bitiyor. Herkes bir aile içine dönüyor. Ya çekirdek ailesi ya eğer mümkünse memleketine gitmesi ve büyük ailesini ziyaret etmesi gibi. O yüzden bayram daha aslında zaten duygulara ve daha sakin düşünmeye bir alan açıyor bizler için. Ve biz de bu alanda çocuğumuza mesela normalde hayatın koşmacası içerisinde belki hep sadaka veren bir aileden bahsedelim. Hep infak yapan, sadaka veren, hayır işleyen bir aileden bahsedelim. Belki çocuğuna bunu her seferinde yansıtamıyor olabilir, gösteremiyor olabilir. Ya da bunu her seferinde çocuğuyla yapması mümkün olmayabilir. Ama bayrama geldiğimizde, Kurban Bayramı'nda mesela kestiğimiz kurbanın üçte birini dağıtmak zorundayız değil mi? Fakir ve ihtiyaç sahibi olan insanlara. Bunu çocuğuyla yapabilir. Çünkü orada ebeveynin de, yani o kurbanla mükellef olan kişinin de tek sorumluluğu o. Yani o gün yapması gereken sorumluluk o. O kurban etini dağıtmak. O zaman bunu yapıyorken çocuğu okulda değil, kendisi işte değil ve evdeki görevleri bu zaten. Bunu birlikte yapmaları ve zihinlerinde başka bir şey yok aslında. Zihinlerinde o yüzden bayrama ve kurbana büyük bir yer açabiliyorlar. Değil mi? O yüzden hani bu tarz toplumsal ve sosyal konuları çocuklarımızda işlemenin belki de bir şey, hani fırsat ayı gibi şeyler olur ya, resmen bir fırsat günleri gibi yani, değil mi? Evet. Bu şekilde tanımlayabiliriz belki evet, de. Aslında kendi içine dönüyor kişiler. Bütün birçok rolünden sıyrılıyor. İşe gittiğindeki müdür rolünden, öğretmen rolünden sıyrılıyor, arkadaş rolünden belki sıyrılıp daha böyle kardeş olmak değil mi? Ve kurban zaten kurbiyet kökünden geliyor ve kurbiyet yakınlaşmak demek. Kişinin Allah'la yakınlaşması ve diğer kardeşleriyle, din kardeşleriyle yakınlaşması. Evet. Hem aile içerisinde böyle bir bağ ve yakınlaşma oluşuyor. Hem de ihtiyaç sahipleriyle, eşiyle, dostuyla, akrabasıyla bir kaynaşma, bir yakınlaşma oluyor. O yüzden de evet gerçekten çok kıymetli. Sanki böyle yüklerimizi de, sıkıntılarımızı da böyle bir kenara bırakıp en güzel duyguları yaşadığımız, yaşattığımız bir fırsat günü diyebiliriz gerçekten. Evet, peki kurbanın bu boyutunu özellikle hangi yaş grupları için öneriyorsunuz çocuklarda? Yani sosyal ve toplumsal önemini, Kurban Bayramı'nı belki yani yetişkin de dahil olmak üzere her insan için gerekli ve önemli diyebiliriz. Ama çocuklarımızın yaş gruplarını ayırdığımızda kurban kesimi, yani buradan biraz şahitlik konusuna kayacağım çünkü şimdi. Kurban kesimi, o etlerle uğraşmak,
Yani mesela et doğramak evde, orada anneye babaya yardımcı olmak, et dağıtımına yine beraber gitmek olabilir, onu paketlemek olabilir. Yani orada Kurban Bayramı'nın fiziki olarak ciddi bir, eğer evde et kesiliyorsa, kurban kesiliyorsa, eve et giriyorsa ciddi bir yükü de var. Burada hangi yaş grubu çocukları bunlara dahil olabilir? Yine cinsiyet noktasında kızların ve erkeklerin yaş gruplarında bir farklılık oluyor mu? Bunları da konuşalım istiyoruz aslında. Evet, bu işin en önemli noktası aslında. Çünkü bu noktada ebeveynlerin kafası bazen karışıyor. Neyi ne kadar söylemeliyim? Evet. Şahit ederse kesime veya o kurbanın çıkardığı seslere, kanı görürse gibi, buralarda travma oluşur mu? Aman çocuğum etkilendi mi gibi telaşlara girip, buradaki çocuk, burada çocuğu korumak niyetiyle çocuğu kurban ibadetinden çok soyutlayıp, orayı kendileri böyle kenarda köşede çocuklar görmeden halledip çocuklara da işte bayram sevincini yaşatma gayretinde olabiliyorlar. Evet, evet, yaş grubuna göre burayı ayıracağız. 0-6 yaş dönemi çocukların soyut düşünme becerisinin gelişmediği bir dönem. Bilişsel düzeyleri henüz kurbanı anlatmak, kurban için olan, içerisinde olan Hazreti İbrahim'in kıssasını, hikayesini anlatmak için uygun bir yaş diliminde değil. Aslında bir cam bardak gibi düşünürsek çocuğu, cam bardağı bir sürahi suyu aktarmak olur mu? Olmaz. Yani ne kadar alabileceklerse onu aktarmamız gerekiyor. Evet. 0-6 yaş döneminde çocuk kesinlikle kesilme olayına şahitlik etmemeli. Kan görmemeli. Hayvanın çıkardığı, kurbanın çıkardığı seslere tanıklık etmemeli. Kesilmek, bunu hani sözel olarak da ifade etmemek önemli. Allah'a kurban hediye etmek denilebilir. Burada hediye kavramını daha çok kullanabiliriz. Ve işin kurbanın kesilmesi boyutundan daha ziyade toplumsal yönüne vurgu yapılmalı. Evet. Şöyle diyebiliriz çocuklara. Hani biz evimizde haftanın belli günleri et pişiyor. Hatta sen eti çok seviyorsun, seviyorsa. Çocuklar için de çok faydalı. Et yediğimizde vücudumuzdaki şu vitaminlerin değeri artıyor. Et yemediğinde bu vitaminler düşüyor ve bir takım hastalıklar ortaya çıkıyor. İşte o yüzden et yemek bir çocuğun, bir yetişkinin sağlığı için çok önemli. Ama biliyor musun, bazı zor koşullarda yaşayan aileler var. Et alamayan, kıyafet almakta sıkıntı yaşayan, maddi durumları biraz kötü olan aileler var. İşte bayramda biz de kurban hediye ederek aslında onların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Onların ihtiyaçlarını gidermeleri için onlara yardım ediyoruz. Evet. Ve bu çok kıymetli. Aslında bu kurbanlar onları paylaşabilmemiz için Allah bizden bunu istiyor diyebilmeliyiz. Ve biz onlarla paylaştığımızda onlar da çok mutlu oluyorlar. Çünkü onlar da eti çok seviyorlar. Ve yediklerinde hem sağlıkları için oluyor hem de lezzet alıyorlar. Ve böylece aslında herkes aynı koşullara da sahip olmuş oluyor. Sen et yiyebilirken o da bayramda et yeme fırsatı buluyor diye. Hani burada yardımlaşma kavramını, ihtiyacı olanın ihtiyacına duyarlı olma kavramına vurgu yapabiliriz. Bizim için önemli olan burası, o et kesim kısmında. Bunu birlikte dağıtabilirler. Birlikte arabaya binip, etleri küçük küçük parçalayıp, poşete doldurup götürüp birlikte verebilirler. Hatta üzerine böyle yapabiliyorlarsa iyi bayramlar yazan küçük etiketler çıkartılabilir. Bunlar tabii ki birazcık daha her zaman yapılabilecek şeyler değil ama bu konuda ilgilenen, duyarlı, hassas bizi dinleyen dinleyicilerimiz varsa bir şekilde internetten iyi bayramlar çıktısı alıp yapıştırabilirler. Bu çocuk için çok keyifli olacaktır. İşte kendisi de orada çocuklar varsa sen de istersen şekerlerinden, çikolatalarından bir paket yapmak ister misin? Biz eti verirken sen de oradaki işte çocuğa adı neyse söyleyebilir. Sen de ona kendi şekerini hediye edebilirsin. Çok güzel. Gibi. Buralar işte vermek, paylaşmak, yardım etmek, duyarlı olmak değerlerini çocuğa kazandırmış oluyor. 0-6 yaş döneminde böyle. 6-12 yaş döneminde birazcık daha kesim gibi şeylere böyle tanıklık duyabilir ama yine tanıklık etmesini istemiyoruz o seslere, görüntüye, kana. Yani bir hayvanın kesildiğinden haberi olabilir.
Haber olabilir. Evet, tamam. Bir hayvan ama var. Görmemeli, duymamalı. Evet, onun önceki halini işte geldiğinde bahçedeki halini görebilir. Ama yine böyle birebir tanıklık etmiyor. Çok böyle orada bir şeyler olduğunu fark ediyorsa çok uzaktan, o da tam o hayvanın seslerini çıkardığı anda değil de birazcık daha o kesim işlemi bitmiş. Orada birazcık daha ileri işlemleri yaparlarken uzaktan böyle bakabilir. İşte orada kurban kesiliyor denilebilir. Yine hediye kavramı burada hassas çocuklar için kullanılabilir. Birazcık da evet yaş grubuna göre bölüyoruz ama çocuğun kişilik özelliğine göre de karar vermek lazım. Çocuğunuz çok hassassa, çok böyle etkileniyorsa o zaman daha hassas davranmanız gerekiyor. Ama yok birazcık daha cesur, böyle şeyleri zaten bilen, bir yerlerden duymuş çocuklara. Evet. Hani bir tık daha böyle işin gerçek boyutunu anlatılabilir. Yine 6-12 yaş döneminde yine sosyal boyutuna vurgu yaparak bu değerleri kazandırabiliriz çocuklarımıza. Evet. 12'den sonra artık şahit olabiliyorlar. Evet, 12'den sonra artık şahit olabilirler ve işin daha gerçek boyutunu, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesini onlarla paylaşabiliriz. Yine sosyal boyut tabii ki burada çok önemli. Hatta okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocuklara nazaran birazcık daha et paylaştırmak, poşetlemek, onları götürmek, dağıtmak, onların o sevinç anına, verdiklerindeki sevinç anına tanıklık etmek ve gittiklerinde ihtiyaç sahiplerine gerçekten de evleri, belki yaşantıları, ihtiyacını daha çok gösterecek. Ve çocuk orada ihtiyaç sahiplerini daha çok fark edecek. 12 yaş döneminde sosyal boyutu yine çok önemli. Daha da fazla tanıklık etsinler. Daha da fazla bu işin içerisinde olsunlar. Daha çok sorumluluk verebiliriz belki. Kesinlikle. Değil mi? Yani belki bir yürüme mesafesindeki bir komşumuza gidecekse o etler. Belki ebeveyn olmadan 12 yaşından büyük çocuğumuz kendisi de paketlerin dağıtımına gidebilir. Daha kendini sorumlu. Çünkü ne kadar sorumluluk verirsek, ben de mesela gözlemlediğim kadarıyla en küçük yaştan itibaren ne kadar sorumluluğu artırırsanız kendini o kadar birey hissedip özgüvenini o kadar aslında yükseltiyor. Evet. Yani orada belki çocuklarımızın da hani o toplumun içinde olduklarını hatırlatmak için, sen de bu toplumun bir bireysin ve bu sadece bizim değil, senin de görevin. Hani bunu belki hatırlatmak ve yaşatmak için de dediğiniz gibi 12 yaşın sonrasına bu tarz sorumlulukları daha da böyle yüklemek iyi gelebilir. Evet, çok iyi gelir. O da kendisini dediğiniz gibi bir birey hisseder, anlamlı hisseder ve artık ben toplumda bir takım sorumluluklara sahibim. Beni bekleyen görevler var, dış dünyada ihtiyaç sahipleri var ve bir şeyler yapmam lazım. Evet. Diye düşünüyor. Ve yine burada kesim anını da görebilir, sesleri de duyabilir. Yardım edebilir. Yardım edebilir. Tabii bu yine erkek olması, kız olması. Yine 12 yaşında olup çok hassas çocuklar olabilir. Yine istemeyen çocuğu kesinlikle zorlamak yok. Gitsin, baksın, illaki görsün bu değerleri kazansın diye. Asla zorlamıyoruz. Çünkü bu sefer duygusal olarak bunu kaldıramayabilir ve bir korku geliştirebilir. O yüzden asla zorlamıyoruz. Ama görmek isteyen çocuk, hassas olduğunu düşünmediğiniz çocuklarınıza burayı tanıklık ettirebilirsiniz. Evet. Şimdi şeyi soracağım hocam ama kısa bir aradan sonra soracağım. Çocuklarımız eğer görmemesi gereken bir yaştaysa ve oldu da gördü, böyle şeyler de olabilir, bir travma oluşturur mu diyeceğiz ama önce minicik bir ara verelim, sonrasında devam edelim inşallah. Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, birazdan sizlerleyiz. Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, Bayram Neşesi programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzman psikolog Sevda Ceyhun hanımefendi bugün bizlerle ve bizlere çocukların dünyasındaki bayramı anlatıyor. Çocukların dünyasında bayram nasıl olur, nasıl olmalıdır? Ebeveynler ve çevresi çocuğun bunu nasıl destekleyebilir? Özellikle Kurban Bayramı'nın özelini konuşuyoruz. Kurban Bayramı'nda çocuklarımıza neleri verebiliriz? Hangi yaş grubu neyi ne kadar bilmeli? Kurban kesimine kimler şahit olabilir? Bunları programımızın ilk yarısında hocamla birlikte konuştuk. Ve şimdi hocama çıkmadan önce sorduğum soruyu tekrardan yöneltiyorum ve hatırlatıyorum. Diyelim ki 12 yaşa kadar kurbanın kesimini görmemeliler, duymamalılar dediniz. Ama oldu ki çocuğumuz küçük 0-6 yaş grubu olabilir, 6-12 olabilir. Görmesini istemediğimiz halde bir şekilde kurbanın kesimine şahit oldu. Bahçede
kurban kesiliyordu, çocuğumuz içerideydi ve belki bizden habersiz bahçeye çıktı diyelim. Eğer şahit olduysa biz bu davranışı, burada hangi davranışları sergilemeliyiz çocuğumuza karşı? Bu durumu nasıl toparlayabiliriz? Bu birinci sorum. Bir ikincisi de travma oluşturur mu ve travma nedir? Ondan sonra değinirim inşallah. Evet. Öncelikle bunu evet istemeden bazen bazı çocuklar tanıklık edebiliyorlar. Hı hı. Bu noktada ebeveynin tavır ve tutumu çok önemli. Hemen böyle gözlerini kapatmak, hemen oradan paldır küldür alıp çocuğu götürmeye çalışma. Ah gördü, işte niye dikkat etmiyorsunuz, görmemesi gerekiyordu gibi böyle o telaşla bu işin hani görme durumunu çok felaket, kötü bir şeymiş gibi bir telaşa kapılabiliyoruz. Ve kendimiz böyle bir korku, bir telaş hissettiğimizde çocuk da şöyle hissediyor. Benim görmemem gereken bir şeyler, kötü bir şeyler oluyor orada. Evet. Hani orayı daha yumuşak geçirebilmek lazım. Ve ekstra bir merak uyandırıyor olmuyor muyuz sizce de? Evet, daha da merak ediyorlar. Hı hı. Ne oluyor? Sesler geliyor. Bana da göstermiyorlar. Buradan hiç yaklaştırmıyorlar. Ne oluyor acaba diye hem merak oluşuyor hem de kötü bir duygu oluşuyor. Kötü bir his oluşuyor, bir korku oluşuyor. Burada ebeveynler daha sakin tepkiler vermeleri gerekiyor. Hı hı. Biliyorum sen merak ettin orayı, hani merak ediyorsa. Ama şimdi orada çok da seni ilgilendirmeyen şeyler oluyor. Hadi gel biz şuraya gidelim gibi. Yani şimdi bakmasan daha iyi olur. Hadi gel bakalım biz şunu yapalım gibi. Hı hı. Daha yumuşak. Orada biz sakinliğimizi koruduğumuzda ebeveynin o sakin tavrından çocuk tamam her şey yolunda. Hı hı. Kötü giden bir şeyler yok. Tamam bir takım olumsuz kötü sesler duyuyorum. Bir şeyler gördüm. Ama ebeveynim rahatsa ve burada o kendisi bir kaygı, korku hissetmiyorsa demek ki benim de telaş etmeme, korkmama gerek yok diye kendileri bir şekilde zihin dünyasında o fazla gelen duyguyu ebeveynin rehberliğinde hazmedebiliyor. Tabii bazı çocuklar hazmedemeyebilirler. Burada da travma oluşur mu kısmına baktığımızda, evet bazı çocuklarda böyle bir korku gelişebiliyor. İşte ölüm korkusu gibi. Hı hı. Veya işte bir zarar gelme korkusu. Bir de hocam ne kadar gibi. Şahit olduğuyla da bence durum çok değişken değil mi? Yani bu anlık bir şahit olma ya da hangi kısmına şahit olma noktası. Yani hayvanın kafasının kesildiği nokta belki en hani can alıcı noktadır. Ama daha ileriki aşamalarında belki gördüğünü anlayamaya da bilir. Algılayamaya da bilir. Ya da işte bir dakika mı izledi orada, çok anlık mı gördü, beş dakikadır izliyor muydu zaten falan gibi. Yani bunların hepsinde durum değişecek bir şekilde. Biz bunu nasıl anlayabiliriz o esnada? Yani çocuğumuzun neye ne kadar şahit olduğunu, ona sorular yöneltebilir miyiz bu konuda? Evet, yöneltebiliriz. Orada çocukta bir korku hali hissediyorsak, sen biraz önce bir şeyler görmüşsün, biraz kendini kötü hissediyorsun. Biraz korktuğun, endişelendiğin, anlat bana neler gördün, neler hissettiğin, ben sana yardımcı olabilirim. Orada çocuk işte hayvanı kesiyordunuz, öldürüyordunuz gibi şeyler söylerse, sen hayvanı öldürdüğümüzü düşündün, ona zarar verdiğimizi düşündün ama öyle bir şey yok. Evet, biz orada hayvanı kesiyorduk çünkü Allah bizden kurban ibadetini yapmamızı istiyor. Ama bu hayvana zarar vermiyor biliyor musun? Onların canı fazla yanmıyor, zarar görmüyorlar. Bu Allah'ın bizden istediği güzel bir şey. O hayvanlar da böyle olmaktan mutlular gibi. Hani orada kötü bir şey olmadığını, hayvanın zarar görmediğini, eziyet çekmediğini, canı yanmadığına birazcık vurgu yapabiliriz. Çocuğu birazcık o fazla gelen taşkın duygusunu birazcık rahatlatabilmek için. Sorular sorarak, sorular yönelterek ne görmüş, hangi duyguları hissediyor ve sonrasında biraz teselli cümleleri, onu rahatlatacak cümleler tabii ki kurabiliriz. Çok güzel. Peki travma oluşturur mu noktasına birazcık daha deşelim istiyorum ben. Yani şu anda tabii günümüzde çok fazla şeyler de var. Şunu yapmayın travma olur, her insanda şu kadar travma kesin vardır, şu yaşta bu kadar olursa bu olur gibi bir bilgi kirliliği demek istiyorum aslında. Maalesef gündemlerimizde var ve bu işin uzmanı olmadan da bu iş hakkında konuşmak da çok doğru değil ama bu kelime çok böyle dillerimize plesenk de oldu artık, travma oldu, travma olacak vesaire gibi. Yani o zaman çocuğumuzun hassasiyetine, yaşına ve belki şahit olduklarının boyutuna göre travma oluşturup oluşturmayacağı burada değişebiliyor dedik. Peki çocuğumuzda bir travma olduğunu nasıl anlayacağız bu olayın? Eğer olduysa burada biz
bir uzmana mı başvurmamız gerekiyor ya da aile içerisinde bu konuyu tekrar konuşmalı mıyız, açmalı mıyız, anne baba nasıl bir tavır sergilemeli? Evet, bazı çocuklar etkilenebilir. Ama bu zannettiğimiz kadar büyük bir travma olur mu? Bence olmaz. Yani çünkü çocukları fanusta büyütmek de yani doğru mesela değil. Mesela et yemesini etkiler mi? Benim mesela siz anlatırken korktuğum ve düşündüğüm. Evet biz hani o hayvanı kesiyorduk ama canı acımıyordu falan diyeceğiz tamam. Ama belki o çocuk bundan sonra hayır ben o hayvanı gördüm bir daha da eti ağzıma sürmem noktasına gelir mi? Bu da çok can acıtıcı bir şey aslında. Bunun olmasını istemeyiz tabii evet, ki. Hiçbirimiz istemiyoruz. Aslında şimdi yetişkinlik döneminde olup et yemeyen, et yemeyi reddeden, kokusuna bile tahammül edemeyen yetişkinleri arka planına baktığımızda çocukluk döneminde şahit oldukları olumsuz kurban deneyimlerini görüyoruz. Evet, evet. Çocuğun et yemesini etkileyebilir ve böyle bir kötü bir duygu oluşabilir et yemeye karşı. Ama her çocukta böyle olacak diye bir şey yok. Bu çocuğun ruhsal ve duygusal durumuna göre kesinlikle değişiklik gösterecek bir durum. Ama biz bunu zaten önlemek için, böyle bir duruma sebebiyet vermemek için koruyoruz çocuğumuzu. Ve şahitlik etmemesi gereken yaş dilimlerini söyledik. Evet. Ama biz istemeden şahitlik ettiyse burada evet et yememesine sebep olabilir. Ölüm korkusuna sebep olabilir. Zarar görme, kendisine de bir zarar geleceği, bu dünyanın güvenilir bir yer olmadığı gibi. Hani bir duygu düşünce, bir korku haline sebebiyet verebilir. Buraları da çocukla, eğer çocuk bahsederse, sen o gün öyle oldu, korktun, peki başka neler düşünüyorsun, ne olacağından korkuyorsun gibi sorular yönelterek biraz onun duygu dünyasına yolculuk yapmamız gerekebilir ebeveyn olarak. Baktık birazcık daha çocukta gece uyuyamamalar başladı, işte korkularda artış başladı, tavır ve davranışlarında agresiflik böyle de olabilir bazı çocuklarda, daha şiddete meyilli olmak gibi. O zaman tabii ki bir uzman desteği alınabilir ama bir taraftan da çocuğa hoş ve güzel duygular hissettirdiğimizde kendimiz de sakin kalıp bu işin kötü bir şey olmadığını, merak etme acı çekmedi, ona zarar vermedik gibi böyle telkinlerle hoş da duygular hissederek bu olumsuz duygudan da sıyrılacaktır. Evet. Bir kötü bir anda olumsuz duygular hissediyoruz ama o olumsuz duyguları ya yatıştıracak ve tolere etmesini, hazmetmesini sağlayacak bayramda güzel yaşantılar yaşamaya da vurgu yapmıştık. Evet. Bu ikisi birbirini dengeleyip o etkilenme durumu herhalde üzerinden kalkacaktır ama etkileniyorsa, devam ediyorsa bayramdan sonra birkaç ay böyle farklı haller o zaman tabii ki bir uzman desteği alınabilir. Evet, teşekkür ediyoruz. Peki şimdi yine ilk bölümde Hazreti İbrahim kıssasını çocuklara yine böyle her yaş grubunu anlatmamalıyız gibi bir cümle kurdunuz. Oraya da bir aslında açıklık getirmek istiyoruz. Çünkü peygamber hikayelerini, peygamberlerin yaşadıklarını yaş gruplarına göre çocuklara vermek aslında çok keyifli oluyor ebeveynlerde. Yani belki her şeyi evet bütün açıklığıyla her yaş grubunu anlatmamız doğru olmayacaktır. Ve dediğiniz gibi 0-6 yaş zaten soyut kavramları bilmiyor ve bunları algılamakta ciddi bir zorluk çekiyor. Orada zorlamanın bir anlamı yok. Ama hangi yaş grubuna nasıl anlatabiliriz? Yani Hazreti İsmail'in durumunu, onun teslimiyetini, Hazreti İbrahim'in yine teslimiyetini ve bu olayı birazcık masallaştırmamız mümkün mü? Küçük yaş gruplarına biraz hikaye şeklinde anlatmamız mümkün mü? Eğer mümkünse nasıl? Sizden de dinlemek isteriz. Evet. 0-6 yaş döneminde toplumsal değerlere vurgu yapmak, yardımlaşmak, paylaşmak, empati duygusu, değerler bunları aşılamak bizim için önemli demiştik. 6 yaştan sonra evet İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına değinilebilir. Özellikle 12 yaştan sonra daha da böyle içeriği zenginleştirilerek bu kıssa anlatılabilir. 6-12 yaş arasında birazcık daha yüzeysel olabilir. 6-12 yaş arasında, 12 yaş üzerinde de daha derinlemesine inilebilir. Ben şöyle birazcık çocuğunuzun yaş durumuna göre, 6 yaşındaysa birazcık daha sadeleştirerek, 12 yaşındaysa üzerine bir takım kendi bilgilerinizi de ekleyerek daha derin bilgilerinizi çocuklarla paylaşabilirsiniz. Böyle biraz çocuğa anlatır gibi sizlere evet, anlatayım inşallah. Bir İbrahim peygamber varmış
diye başlayabilirsiniz. Bir İbrahim peygamber varmış. Onun yaşadığı ülkede bir sürü insan putlara tapıyormuş, Allah'a inanmıyorlarmış. Bu putlar da çamurdan, topraktan, ahşap gibi şeylerden yapıyorlarmış. Cansızmış bu putlarda. Ve bunların çok önemli olduğuna inanıyorlarmış. Her istediklerini yerine getireceğini, onlara yardım edeceğini ve en büyük şey olduklarını, en güçlü şey olduklarına inanıyorlarmış. Topraktan, taştan, ahşaptan yapıyorlarmış. Sence mantıklı mı diye ona da soru yöneltebiliriz burada. O çok saçma diyebilir mesela yaş grubuna göre. Orada onun sorgulamasını da sağlıyoruz çocuğun aslında. Buradan devam edecek olursak tapıyorlarmış. İbrahim peygamber de Allah göndermiş bu topluluğa, bu kavme ve Allah'ın varlığını, birliğini, onun en büyük olduğunu, bizim yaratıcımız olduğunu anlatmaya çalışıyormuş. Bunun için çok çabalıyormuş. Bir gün birisine gidiyormuş, Allah'ın varlığını, birliğini, büyüklüğünü anlatıyormuş. Bir gün başka birisine gidiyormuş, bazen topluluk içerisinde anlatıyormuş. Ama kimse ona inanmıyormuş. Hatta onu çok ona çok eziyet ediyorlarmış. Onu ters diyorlarmış, küçük düşürüyorlarmış. Bir gün İbrahim peygamber de bu duruma artık çok üzülmeye başlamış. Aklına şöyle bir fikir gelmiş. Ben bunu Nemrut da o dönemin o kavmin böyle kralı, hükümdarı gibi bir şey. Ben bunu demiş Nemrut'a anlatırsam, Nemrut bana inanır. İnanırsa da herkes ona inanır. Çünkü onu çok büyük olarak görüyorlarmış. Bu arada Nemrut da zaten putlara tapıyormuş. Ondan istiyormuş isteyeceklerini. Bir gün gitmiş, Nemrut'a anlatmış. Çok da uzun çaba göstermiş bunun için. Ama Nemrut da ona inanmamış, hatta çok kızmış, çok ters demiş, ona çok eziyet etmiş. Sonra bir gün İbrahim peygamberin aklına bir fikir gelmiş. Putların olduğu yer bomboşmuş ve gidip bu putları bazılarını baltayla kırıp devirip dökmüş. Sonra baltayı da oradaki büyük putlardan birisinin omzuna asmış ve oradan ayrılmış. Sonra ertesi gün diğer insanlar bu putları görmüşler ve bunu kimin yaptığına çok şaşırmışlar. Sonra kesin İbrahim yapmıştır diye düşünmüşler. Sonra yanına gitmişler ve ona sormuşlar. O da onların bu puta tapma inancını sorgulatabilmek için baksanıza balta onun boynunda duruyor, o putun boynunda duruyor hem de bayağı büyük. Sizce o yapmış olamaz mı? Onlar da kızmışlar. O nasıl yapsın? O canlı mı? Cansız. O yapamaz diye. İbrahim peygamber de tam istediği sonuca ulaşmış aslında. Gördünüz mü? Sizin taptığınız, ilah zannettiğiniz o büyük şeyler kendi yanındaki bir şeye bile zarar veremiyor. İstediği bir şeyi bile yapamıyor. Bakın siz de gördünüz. O size nasıl yardım edecek? Sizin isteklerinizi nasıl karşılayacak? Diye söylemiş. Evet, burada onlar da çok sorgulamışlar. Kendi içinde düşünmeye başlamışlar. Ama yine de İbrahim peygambere inanmıyorlarmış. İnanmak istemiyorlarmış. Aslında bir yerlerde böyle farkına da varmışlar. Ama asla kabul etmiyorlarmış. Sonra Nemrut kendisini çok büyük, her şeyi yapabilecek zannediyormuş. Hatta bir gün, bunu yaş grubuna göre, bu kısmı tekrar ekleyelim. Yaş grubuna göre burası birazcık yumuşaklaştırılabilir. Burada bir gün Nemrut bir insanı çağırmış, bir köle gibi. Onun ölüm emrini istemiş ve onu öldürmüşler. Sonra bir gün başka birisini çağırmış. Ona da böyle altınlar, ziynetler vermiş. İbrahim peygambere demiş ki, bak yaşatan da benim. Öldüren de benim demiş. Sonra İbrahim Aleyhisselam buna biraz kızmış, sinirlenmiş. Demiş ki, benim Rabbim güneşi doğudan doğduruyor. Batıdan battırıyor. Hadi sen de bunun tam tersini yapsana. Nemrut bunu yapamayacağı için o da çok sinirlenmiş, çok öfkelenmiş. Ve tüm askerlerine demiş ki, İbrahim peygamberi bir ateşe atın. Onu ateşe atmak için büyük bir ateş yakın. Sonra büyük bir ateş yakmışlar. Bu büyük bir ateşin büyüklüğünden yanlarına hiç kimse yaklaşamıyormuş. O yüzden çok uzak bir yere böyle bir mancınık kurmuşlar ve mancınıkla İbrahim peygamberi ateşe atmışlar. Sonra ateş serin ve selametli olmuş birden. Çünkü Allah ateşe serin ve selametli olma emrini vermiş.
Ha, İbrahim peygamber o arada ne yapıyormuş? Korkmuş mu? Endişelenmiş mi? Nemrut'a yapma diye yalvarmış mı? Hayır, bunların hiçbirisini yapmamış. O sadece Allah'a güvenmiş. Her şeye gücü yeten, kudreti sonsuz olan, dilediğini yapan, isterse ateşi bir suyla serin ve selametli yapacak olan Rabbine güvenmiş. Ve ona güvenip inandığı için de Rabbimiz onun bu inanma halini, bu tevekkül ve teslimiyet halini görüp ateşe serin ve selametli olma emrini vermiş. Evet. Gibi. Hani böyle hani oradaki İbrahim peygamberin tevekkül halini en zor koşulda bile ateşe atılacak ve Nemrut yapıyor bunu. Ona bile en ufak bir tenezzülü olmuyor. O Rabbine güveniyor. Şeklinde çocuğa anlatılabilir. Evet. Buradan da şeye girebiliriz. Peki bizim hayatımızda hangi zorluklar var? Hani geçen hafta böyle bir olay yaşamıştık. İşte baban çok zorlanmıştı, ben çok zorlanmıştım. Biz de ne yaptık? Evet, biraz endişelendik, biraz korktuk. Ama bize yardım edecek olan Rabbimize güvendik, inandık. Evet. Diye hani kendi hayatından hastalık olabilir, zorluk olabilir, bir sınav olabilir. Evet. Hani kendi hayatına böyle vurgu yaparak çocukta teslim olmayı halini, teslim olma halini, Allah'a teslim olmak en zor koşulda bile nasıl olur? Evet. Ve sonrasında Allah'ın gönderdiği yardım, Allah'tan gelen yardım burayı görebilmesi için çok güzel bir kıssa. Rabbimize hamdolsun ki bize bunları yaşama, çocuklarımıza öğretebilme fırsatı veriyor Kurban Bayramı vesilesiyle. Evet, evet, gerçekten çok güzel. Evet. Yani yaş gruplarına göre, ama 6 yaşın altına anlatmamamız gerektiğini, 6 yaşın üstünden başlayıp, sizin de çok güzel anlattınız bu arada, tekrar teşekkür ederiz. Sizin de örneklendirdiğiniz gibi anlatabiliriz ve 12 yaşın üstünde artık aslında bu kıssayı tüm boyutlarıyla, gerçekliğiyle olduğu gibi de bahsedebiliriz şeklinde anlıyorum. Bir de hocam, programımızın sonlarına yaklaşıyoruz ama bir sorumuz daha var. Aslında ondan da birazcık bahsedelim istiyorum. Hac ibadeti. Yani şimdi kurban demek, hac demek. Hac ibadetini çocuklarımıza nasıl anlatabiliriz? Onlara nasıl bahsedebiliriz? Şimdi evden bir hacı gidiyorsa onun hazırlık sürecine şahit oluyordur çocuk. Ama bu da her ev için mümkün değil açıkçası. Her zaman olan bir durum değil. O yüzden şimdi biz Arabistan'da da değiliz ve belki birçoğumuzun çocukları Kabe'yi hiç canlı olarak görmedi, hac ibadetini hiç canlı olarak izlemedi, görmedi, orada bulunmadı. Ama istiyoruz ki tabii ki gönüllerinde hac ibadeti de yer alsın. Bunu yine yani yaş gruplarına göre kısacık bize bahsetseniz, nasıl bahsedebiliriz onlara? Bu ibadetin yerini nasıl öğretebiliriz? Hac ibadetinde de yine kardeşlik, bir araya gelme ve en temelde herkesin eşit olma hali söz konusu. Oraya şuradan girebiliriz. Dünyada bir sürü insan var, değil mi? Evet. Herkesin göz rengi farklı, kıyafet şekilleri farklı, yemekleri farklı, kültürlerin göz renkleri farklı, saçları farklı, bir sürü insan var. Evet. Ama onları bir arada tutan ve tek ortak, böyle en büyük ortak diyelim, tek ortak demeyelim, en büyük ortak noktası onların yaratıcılarının aynı olması. Evet. Sahiplerinin aynı olması ve kul olmaları noktasından girebiliriz. Ve yine burada hacca gitmek, hacca gittiğimizde seccadelerimizi, o büyük, haşmetli ve o en güzel yapının böyle karşısına sereriz seccadelerimizi ve orada namaz kılarız. Ve orada da yine bir sürü bu çeşit çeşit insanlar bir araya gelirler. Ve hepsi ihram kıyafetlerini giyerler ve bembeyazdır. İşte görüyor musun? Hepsinin aslında bir sürü farklı farklı kıyafetleri varken hepsi aynı kıyafetleri giyiyor. Ve Allah katında hepsi eşit. Ve hepsi aynı ibadetleri yapıyor. Tavaf yapıyorlar, namaz kılıyorlar, Sefa Merve arasında say yapıyorlar, dua ediyorlar ve başka pek bir meşgaleleri yok. İşte hac ibadetinde de farklılıklar bir araya gelerek hepsi kardeş oluyor, bir oluyor ve en büyük yaratıcısı olan Allah'ı hatırlıyorlar gibi vurgu yapabilirler. Kardeş olmayı, yine paylaşmayı. Yine aslında siz sosyal ve toplumsal tarafı üstünde duruyorsunuz. Evet, birazcık daha onun üzerinde durulabilir. Tabii ki büyük yaş grubunda bu kurban
ibadeti anlatıldığında işte Mina'da kurban edilmesi, şeytan taşlanması, tavaf, onun sayısı, işte ne şekilde yapıldığı, selamlama, Hacer-i Esved gibi. Yani detaylara girilebilir. Bu da tabii ki ailenin dini bilgilerini ne kadar edindiğine göre değişiklik gösterilebilir. Tabii bir de burada şunu ekleyebiliriz. Teşrik tekbirleri. Hani her kurban bayramında her vakit namazından sonra. Her vakit namazından sonra, Arife günü ikindi namazından sonra başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eden bir süreç. Ve burada o getirdiğimiz teşrik tekbirini birlikte sesli sesli getirmek ve onun anlamına bakmak. En büyük olan ve tek olan ilah, Allah'ımız, Rabbimiz. İşte burada Allah'ın varlığı, birliği, tevhid inancını aşılamış oluyoruz. Yani Kurban Bayramı, Hazreti İbrahim kıssasıyla, kurban ibadetiyle tam bir teslimiyeti ve tevhidi bize anlatıyor. Yine teşrik tekbirleriyle ve hac ibadetiyle de Allah'ın varlığını, birliğini, tek olduğunu böyle çocuklarımızı aşılayabilmek için büyük bir fırsat. Evet, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bizim için çok kıymetli bir program oldu. Ve eminim birçok izleyenimiz de, çocuk çünkü dünyanın her yerinde, kendi çocukları olsun, çevresindeki çocuklar olsun, bu konuda daha bilinçli olduklarını inşallah duasındayız. Önce kendi nefsimiz ve sonrasında bütün izleyenler ve dinleyenlerimiz için diyelim. Sizlerin de, izleyen ve dinleyenlerimize son bir sözünüz varsa alalım hocam. Sonrasında programımızı sonlandıralım. Bu en güzel değerlerimizden birisini konuşmuşken, çocuklarımıza aktarabilmeyi, bu manevi tohumu ekebilmeyi konuşmuşken, ben böyle kapanışta bir beyitle, bir şiirle böyle aktarmak istiyorum, izniniz lütfen, olursa. Estağfurullah, tabii ki. Bir koşturmadır şu alem, herkesin yüreğine koyduğu bir takım arzuları, niyetleri, temennileri vardır. Çabalar, gayretler, meşakkatler, inişler, çıkışlar ve daha nice yorgunluklar. Hep bu duygu ve düşünceler uğruna verilir. Kimi faydalı, kimi faydasızdır. Kimi nefse yarar, kimi gönle. Öylesi vardır ki dünya içindir ve yine öylesi de vardır ki ahiret azığıdır. Kimileri insanı aşağılara doğru çekerken öyle değerler de vardır ki kişiyi derecelerle yükseltir de yükseltir. İnşallah bu konuştuğumuz Kurban Bayramı, çocuklara nasıl anlatmalıyız, İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası, tüm bunları çocuklarımızın ahirette böyle derecelerini yükselteceği, bir ahiret azığı olacağı manevi tohumlar ekebilmeleri için birer araç olsun inşallah. İnşallah. Bunları söyleyebilirim. Ne kadar güzel bir dua. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ediyorum. Siz de sağ olun. Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, Bayram Neşesi programımızın bir bölümünün daha sonuna geldik. Hepinizin bayramını tekrar tekrar kutluyor, mübarek olmasını diliyoruz efendim. Bir sonraki görüşmemize değin, Allah'a emanet olun, dostla kalın.